gençlere diyoruz ki bize gelmeyin, kendinize gelin. Kendi tercihlerinizin öznesi olun. Kendi tercihlerinizin öznesi olun. Bizimle müşavere edin, tecrübe sahiplerine müşavere edin ama sonunda kararınızı kendiniz verin ve bizi aşın. Ben 75-100 yıl öncesinin düşüncelerini temsil ediyorum. Siz 100 yaşında olmak ister misiniz herkes? Hepiniz 18 yaşındasınız. Bugünün nabzını siz tutabilirsiniz. Bizim kuşaklar bugünün nabzını tutmuyorlar. Eğer tutuyor olsalardı şöyle yapmayacaklardı. Hep geçmişte, bizim kuşaklar hep geçmişte ne olup bittiğini anlatır, dikkat ederseniz. Geçmişteki fetihler. Peki bugün toplumunuz seküler anlamda fethedilmiş, ne diyorsunuz? Bugün genç kuşaklara vaziyet edenler şunu anlamalılar. Gençler artık internet sokağında yetişiyor. Bu gençlere bugün ne yapmaları gerektiğini söylemek gerekiyor. Bu gençlerin şimdiye ilişkin çözümlemeler yapmaları gerekiyor. Neden biz genç kuşaklara hep geçmişe doğru düşünmelerini öneriyoruz? Neden? Çünkü onların bugün ne yapmaları gerektiğine ilişkin tek cümle dahi kuramıyoruz. Çünkü içerik üretmiyoruz. Çünkü gelenek içerik üretmemize izin vermiyor. Farklı bir şey söylediğinizde terörize ediliyorsunuz. Farklı bir yorum yaptığınızda terörize ediliyorsunuz. Ufkunuzu kendileri takip ettiğiniz üstadların kapatmasına fırsat vermeyin. Hiçbirimiz sizin ufkunuzu kapatamayız, kapatmamalıyız. Beni taklit ederseniz farz-ı muhal. Ya da işte üstadları, hocaları taklit edersiniz. Düşünsel olarak intihar etmiş olursunuz. Siz yeryüzüne var olmak için geldiniz. Türk toplumlarımız her gün düşünsel intiharlar yaşıyor. Buna kayıtsız kalınamaz. Hiçbir üstadın, hiçbir politik liderin eleştirilen muaf olmayacağını düşünmeniz gerekir. Onlar katkıları ölçüsünde Rablerinden ve o katkılarında taşıdıkları içtenlikler ölçüsünde Rablerinden ne alacaklar? Karşılık alacaklar. Ama geçmişe doğru düşünenlerin şunu hatırlaması lazım. Geçmişte yaşayan üstadlar, işte veliler, mübelliler, mübeşşirler, o dönemin sosyopolitik ve sosyokültürel şartları içerisinde değerlendirmeliler. Geçmişte yaşayan herhangi bir üstadın bugüne ilişkin sorunlara cevap vermesini beklemek ham bir hayalden ibaret. Onlar kendi dönemlerinde ne yaptı, kendi dönemlerine ilişkin sorumlulukları yerine getirmişlerse kendilerini bahtiyar atıyorlar.